Venezuela'da muhalefetin devlet başkan adayı Edmundo González hakkında tutuklama emri çıkarılmasından günler sonra ülkeden kaçtı. Caracas hükümeti İspanya'ya sığınma talebinde bulunan 75 yaşındaki muhalefin gitmesine izin verildiğini açıkladı. Hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı. Venezuela'da muhalefetin devlet başkanı adayı Edmundo González İspanya'ya kaçtı. 75 yaşındaki González önce başkent Caracas'taki İspanya Büyükelçiliğine gitti. Burada ne kadar kaldığı bilinmiyor. İspanya Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına göre İspanya'ya sığınma talebinde bulundu. Ardından kendi isteğiyle İspanyol Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla İspanya'ya uçtu. González'in avukatı İspanya'ya gittiğini doğruladı. Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez ise ülkenin huzuru ve siyasi barışı adına González'e Venezuela'dan güvenli çıkış hakkı verildiğini söyledi. Muhalefetin seçimleri kazandığını iddia ettiği devlet başkanı adayı Edmundo González için geçen hafta tutuklama emri çıkarılmıştı. Komplo kurmak, belgede sahtecilik ve yetki gaspının yanı sıra terörle bağlantılı suçlardan aranan muhalif isim uzun süredir saklanıyordu. Venezuela'da tutuklanma korkusuyla saklanan başka muhalifler de var. Mart ayında haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 kişi ise Arjantin Büyükelçiliğine sığınmıştı. Venezuela güvenlik güçleri muhalif 6 siyasetçinin barındığı Arjantin Büyükelçiliğini kuşattı. Bu kişilerin devlet başkanı Nicolas Maduro ve başkan yardımcısına suikast düzenlemekle dahil olmak üzere terörist eylemler gerçekleştirmek için komplo kurduklarına dair kanıtlar olduğu belirtildi. Binanın etrafında güvenlik çemberi oluşturuldu. Arjantin, Temmuz ayında devlet başkanı Maduro'nun zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimlerini tanımamış, Venezuela bunun üzerine Arjantin'le diplomatik ilişkilerini kesmişti.